Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber limon servisi çeliklemesi yapacağız. Ondan çelikleri alacağız. Bahçemizden budadığımız limon servilerinden aldığımız dalları getirdik. İşte çuvalla burada muhafaza ettik. Seramızın içerisinde uygun sıcaklık koşulları var. O yüzden Ocak ayının sonundayız. Esasında Şubat ayı bu zamanlar tam bu iş için uygun zamanlar. Bu videoyu izledikten sonra Mart ayına kadar sizin de bir zamanınız olacak, bu sürede çeliklemeler yapabilirsiniz. Şimdi neler yapacağımıza birlikte bir bakalım. Evet, bu leylandiler biliyorsunuz hem çit bitkisi olaraktan kullanılıyor. Daha doğrusu limon servileri ve leylandiler ikisi de aynı sınıftalar. Hem de başlı başına çok güzel ağaç oluyorlar arkadaşlar. Boyları uzayıp gidiyor, serviye benziyorlar. Limon servisi biraz daha ömür olarak ondan daha dayanıklı. Yani canlı bir yeşili var. Aynı zamanda hoş da bir kokusu var. Özellikle çit bitkisi olarak değerlendirdiğiniz zaman, budadığınız zaman o kokuyu çok keskin bir şekilde tüm bahçenizde her tarafında alacaksınız. Hoş bir ağaç arkadaşlar. Yetiştirmesi de kolay esasında ama piyasadan bunları 30-40 lira civarında fidelerini alırsınız. Hiç gereği yok. Bahçenizden veya komşunuzdan alacağınız bir dalla bu işlemi ne kadar kolay yapabileceğinizi anlatacağım size şimdi. Bu geçen 2 yıllık dallar aşağı yukarı budadığımız dallardan aldığımız sürgünler. Şimdi o sürgünlerin esasında hepsini köklendirme hormonuyla köklendirmek mümkün ama en kolay yapılabilecek şeyler arkadaşlar şu dalları alacağız. Evet, şu bir yıllık sürgünleri kullanacağız arkadaşlar. Bunların köklendirmesi çok daha kolay oluyor. Bunları tabanından alıyoruz. Şu bölümde yaklaşık 3-4 santimlik bir alan oluşturuyoruz. Bu oluşturduğumuz alan torfa batıracağımız alan olacak. Bunun da şu üst kısmından suyunu kaybetmemesi için yeşil aksamının bir kısmını kesiyoruz arkadaşlar. Hava alsın yeter bize. Şu kadarlık bir kısım yeterli olacaktır. Benim hazırladığım çelikler burada. Ben devam edeceğim bu şekilde hazırlamaya. Evet, sistemimiz bu şekilde. Bunun benzerlerini yeteri kadar biriktireceğiz. Evet, çok fazla yeşillik bırakmayalım. Nefes alsın yeter dallardan. Bazı dallardan birkaç tane çıkarmak mümkün. Bunlar zaten budama zamanları arkadaşlar. Komşularınız da, bilinçli komşularınız da bu dönemlerde yaklaşık olarak da budayacaklardır zaten bunları. Çok rahat temin edebilirsiniz. O budayanlar bunları çöpe atıyor. Ama tabii bizim gibi sıfırdan bu ağaçları yetiştirecekler için çok kıymetli bu çelikleri bulmak. İnsanın burnuna hoş hoş kokular da geliyor. Tam bir limon kokusu. Bunların minyatürlerini de biliyorsunuz salonlarda salon bitkisi olarak yetiştiriyorlar. Biraz daha narin bir türü. Onların benzeri bir kokuları var arkadaşlar. Genelde bu koku yağmur yağdığında, ıslandığında veya biçim yapıldığında, budandığında görüyorsunuz. Elle temasta pek fazla hissetmiyorsunuz da bir yerden bir kesi aldıklarında özellikle şekil budamalarında çok keskin kokular yayılıyor bahçeye. Çok değişik şekiller verilebiliyor. Bunlar bahçe dekorasyonunda da peyzajda da çok önemli bir bitki. Yani ağaçlara budamayla çok enteresan şekiller verilebiliyor. Ama tabii bizim temel amacımız şimdi çit bitkisi ihtiyacımız var. Bunları çit bitkisi olarak değerlendireceğiz. Bunların ticaretini de yapmak mümkün arkadaşlar. Arzu edenler, imkanı olanlar bu ticareti de yapabilirler. Bir yıl süre içerisinde 1 metre boya yaklaşan çelikler elde edebilirsiniz. Bu yıl hazırladığınız çelikleri gelecek yıl satış boyuna ulaştırabilirsiniz. Bu yılın fiyatıyla 30-40 lira bunlar. Yani piyasada bakarsanız o bahsettiğim 1 metre boydaki çelikler o fiyatta olacak. İyi bir ticari getirisi de var. Tabii müşteri bulabildiğiniz takdirde.
Evet. Yetiştirmek basit püf noktaları bildiğiniz takdirde kolay arkadaşlar. Aynı zamanda keyifli, imkanlarınız da varsa, seviyorsanız bu işi, keyifli bir iş. Ama ticaret biraz daha farklı tecrübeler gerektiren, altyapı gerektiren bir durum. Bugün internette gerçi bu işler de çok kolaylaştı. İnterneti çok iyi kullanabilen arkadaşlar çok daha geniş pazarlara ulaşabilirler. Bunu karlı bir sektör haline ulaştırabilirsiniz. Birçok insan bunların bu şekilde yetiştirilmesine tahammül etmiyor. Aceleci insanlarımız. O yüzden çağımızda teknoloji hız çağı daha doğrusu. Bir an önce olsun bitsin istiyor insanlar. Yani kendi yetiştirip de buna sabır gösterip beklemek yerine hazır yetiştirilmiş çiliği alayım istiyor. O yüzden pazarı geniş bunların. Bunlar bizde bir tane iki tane çok bir işe yaramıyor. Bir isteyen evinin bahçesini çitle çevirecek kadar istediği için satışı yoğun olan bitkiler bunlar arkadaşlar. Yüzlerce alıyor bir insan aldığı zaman. Çok böyle kuyumcu titizliğiyle çalışmaya gerek yok arkadaşlar. Bitkilerin dilinden anladığınız zaman artık nerelerini alıp nerelerini almayacağını biliyorsunuz. Evet arkadaşlar, işin en can alıcı noktasına geldik. Şimdi elimizde bir kök hormonu var, köklendirici hormon, toz halde. Buna İBA diyorlar kısaca. Yani açılımı in butronik asit gibi bir şey. Böyle çeliklemelerde herhangi bir meyve, sebze, sebzelerde de kullanılıyor da esas meyvelerde dallarda, daldan çelikleme yapacağımız durumlarda çok etkili bir materyal diyelim bunu artık. Şöyle açalım. Kameraya da göstereyim şöyle. Evet, şöyle toz halde. Bunların sıvılaştırılmış halleri de var. Biz toz olanını aldık. Bunu kendi kıvamımızı hazırlayıp kullanacağız. Çok fazla koyu olmasına gerek olmadan arkadaşlar kullanacağınız ölçüde epeyce malzememiz var. O yüzden biraz fazla koydum. İhtiyacınız kadar buraya alıyoruz. Şimdi biraz sulandıracağız bunu. Bizim biraz fazla malzememiz var. O yüzden biraz fazlaca aldım. Çok koyu kıvamlı olmasına gerek yok. Evet, iyice sulanmasını sağlıyoruz. Suyu biraz zor alıyor. Çok etkili bir hormon arkadaşlar. Bununla bütün meyve ağaçlarını çelikleyebilirsiniz. Ceviz ağacı dışında hemen hemen hepsini, elma, ayva, erik. Tam da bu işler için en uygun mevsim bu mevsim arkadaşlar. Yani şimdi Şubat ayındayız. Daha doğrusu Ocak sonu, Şubat başı gibi. Bitkiler henüz uyanmadan, uykuda oldukları dönemde uyanmalarına yakın zamanda yaparsanız muhafazanız kolay olur. Yoksa bir kış boyunca onları uygun bir yerde muhafaza etmek zorunda kalırsınız. Hazır. Çelikleri buna batıracağız. Bundan sonra yataklarına dikeceğiz. Ama bir de yatağımızı hazırlayalım şimdi. Ben böyle bir kasa kullanacağım arkadaşlar. Bunları direkt viyole de dikebilirsiniz. Torfla, bitki torfuyla beraber viyole diktiğiniz zaman
topraklı bir vaziyette alır oradan istediğiniz zaman istediğiniz yere sevk edebilirsiniz. Benim amacım sadece köklendirmek. Epeyce bir miktar yapacağız biz şimdi. Çünkü bahçedeki alanımız çok geniş. Tüm bahçeyi, hatta iki tane bahçeyi şöyle çevireceğiz. Burada bitki torfu kullanabileceğiniz gibi kokopit kullanabilirsiniz, perlit kullanabilirsiniz. Ama başka materyallerde yani böyle çürüme gibi iyi muhafaza etmediğiniz durumlarda çeşitli durumlar olabilir. Eğer kontrolünü iyi yapmazsanız. Ben genelde bu tarz durumlarda perlit tercih ediyorum. Perlit bu tarım perliti olarak geçiyor. Bunlar da inşaat falan da kullanılıyor ama su tutma özelliği çok yüksek bir madde. Kolay kolay su istemiyor. Yani bir hafta bitkileri sulamasanız da olur. Aynı zamanda bitki kökleri de hava almaya devam ediyor. Steril de bir ortam. Herhangi bir mikrobik durum da oluşmadığı için en sağlıklı köklendirme yöntemi bu. Ama içinde besin maddesi yok. Buna çok dikkat edin. O yüzden buradan sonra köklendikten sonra hemen bitkiler uyandığı zaman bahçeye almanız lazım. Evet, bunu kasaya alıyorum. Evet, şöyle kenarlarında delikler var. Biraz fazla geliyor, o yüzden biraz bir kısmını alacağım şu deliklerin üstüne gelen kısmı. Bunu da internetten getirtebilirsiniz. Her yerde bulamıyorsunuz bu tarz şeyleri arkadaşlar. Herkes bilmiyor bunları. Normalde pide işiyle uğraşan herkes bilir. Ama pide üretiminin yapılmadığı yerlerdeki ziraatçilerde kolay kolay bulamıyorsunuz. Ama internette her şeyi var. Evet. Bu perliti ağaçları dikerken de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Toprağı geçirgen bir hale getiriyor. Bitki köklerinin nefes almasını sağlıyor. Aynı zamanda içerisinde uzun zaman su alıp şişebiliyor. Suyu tutma oranları çok yüksek bir madde. Çeliklerimiz burada hazırladığımız ibaya batırıyoruz. Şöyle bir kıvamda biraz şöyle bulaşsa yeterli arkadaşlar. Kuvvetli bir hormon. Ondan sonra buraya böyle sırayla dikiyoruz. Bu şeyi biraz ıslattım perliti. Bu kasaya dikmemizin sebebi çok sık dikeceğiz arkadaşlar. Çok şeyimiz var. O yüzden sera ortamında muhafaza edeceğimiz için sizler bunları direkt viyollere dikebilirsiniz. Öyle daha kolay olacaktır. Perlitin peşine düşmenize gerek yok. Herhangi bir çiçekçiden veya zincir marketlere de geliyor. Buralara gelen şeyleri de alabilirsiniz. O torflar var. Onların içerisine dikebilirsiniz. Evet, küçük bir ormanımız oldu. Gerçekten de buradan çıkan fidanlarla bir orman oluşturacak kadar fidan var burada. Çok sık diktik arkadaşlar. Uzun süre burada tutmayacağımız için biz böyle sık dikimi tercih ettik. Dediğim gibi sera ortamı kök geliştirmeye devam edecekler. Ama sizin bu mevsimde yaptıklarınız sıcak bir ortamda olmadığı müddetçe bahara kadar uyuyacaklar. Şimdi biz ne yapacağız bunu? Biz bunu bir köşeye koyacağız seranın. Haftada bir kez sulayacağız. Perli çok su istemediği için haftada bir kez sulayacağız. Yani kurutmamanız lazım. Daha doğrusu susuz bırakmamanız lazım. Suya ihtiyaçları olacak. Bir de üzerine bir naylon çekin arkadaşlar. Küçük bir sera iklimi oluşturmuş olabilirsiniz. Birkaç katı üst üste koyabilirsiniz. Sıkıntı yok. Çok aydınlıktan yani bahar geldikten sonra o güneşler çok çıkmaya başladıktan, yakmaya başladıktan sonra öğlen sıcağında çok doğrudan güneş ışığında bulundurmayın. Çünkü çok fazla su tüketirler, kuruyabilirler. Öğleden sonra ve sabah güneşlerini almalarına dikkat edin. Bu şekilde sık dikimi tercih etmeyin. Sera ortamında olduğumuz için yapıyorum, tekrardan söylüyorum. Evet, yani sizler bunları viyollere ekmenizi tavsiye ediyorum.
Çünkü toprağıyla beraber, toprakla karıştırarak ekin. Biz bunları baharda uyandıkları anda, kökleri o zamana kadar gelişmiş olacak, biz buradan çıkaracağız. O mantıkla, yani aynı mantık sizde işlemeyecek. O yüzden toprağa ekmenizi tavsiye ediyorum, torfa. Ve viyollere ekerseniz, bu kadar sık ekmezseniz, çok daha uygun olacaktır. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber limon servisi ve leylandi çeliklemenin nasıl yapıldığına dair bir video yapmaya çalıştık. Kanalımızın yelpazesi çok geniş. Çok geniş alanlarda, çok farklı ilgi alanlarında tarım yapıyoruz arkadaşlar. Profesyonelce yapıyoruz bu işleri. Bizleri takip ederseniz, kanalımıza abone olup destek olursanız seviniriz. Çok farklı alanlarda, farklı işlerden tecrübelerimizi sizlerle paylaşmış oluruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.